Şücaatli adam, mu'min Müslüman şücaatli buluş gerek. Bu degeni korkak hem bulmaslık gerek. Bekardan bekarga uzunu halaketke uğradığan hem bulmaslık gerek. Ana şunu şücaat deyledi ve bu Müslümançılıkta fazilet hesaplanadı. Maktavlı hesaplanadı. Ana şunu da kişilerge acırlar, sevaplar vaada kılınadı. Ana şu tarzda demek mutadil ravişte ahlakını güzelleştirip barış mumun Müslümanlığı vazifesi hesaplanadı. Mutadil ahlaktan onge ya ki çapke aktarılış, nuksange yol koyuş ya ki haddeden aşış, bu ahlaki dert kesak hesaplanadı. Hastalık, bemarlık hesaplanadı. Onu davalaşka ihtiyaç şüp kaladı. Mana şu hakikatini biliş gerek. İnsan, avvalgi aytib o'tganimizdek, cisim ve ruhdan ibaret. İnsanın cismi sağ bulsa, demek onda hiç kanaka davanı gereği yok. Şunindek insanın ruhu hem sağ bulsa, davanı gereği yok. Çünkü ozu ruhu sağ halette yürüptü. Lekin, şu sağ cisminin sağlığını saklaş üçün çare körüledi. Bunun üçün çınıkış manası da spor maskeleri utkazıladı, beden terbiye kılınadı, bazı bir sağlığını iş yaptıradıkan faydalı taamlardan yiyiladı. Ozu sağ. Lekin şu kasal babakamaydıkan umudu var. Soğukta soğuk otup gitmesinde ıstırak yiyiladı. Isıkta ozunu avtavuruştan saklanadı. Demek bemar babakalıştan saklanış üçün cismini türlü çareler körüledi. Hüttü şunun dek. Sağ ruhunu, sağlığını saklayıp duruş için ham çareler koruş gereği buladı. Demek günahlarına yakınlanmaydı. Hop. Ruhunu, sağlığını uşap duruşu ibadetlerini daim kıbaradı. Allah'ın zikrini eda etip baradı. Şu manada ruhunu, sağlığını saklayıp yine de bakuvat kılıç manalarını ruhi manada ham koruş gereği. Fakat cismini terbiyeleyip ruhunu taşıp koysa, demek zulüm buladı. Özünü hakikatine, mahiyetine, özünü kadir kımmetine, demek merkez bugün narsanı, ruhunu, nefsini unutken buladı. Bu cilayı katta, demek felaketlerine apkeledi. Şimdi cisim kesel bab kaldı deyilik. Cisim kesel bab kalsa, onu davalaşka götürledi. Eğer cisimge İssiq ta'sir qilib, issiqlik tufayli kasal bo'lgan bo'lsa, unga sovuqlik dorilar beriladi. Ruh kasal bo'lsa ham shunaqa. Ruh bemor bo'lib qoldi. Axloqiy kasalga uchradi inson. Demak, uni davolashga o'tish kerak. Davolash yuqoridagi uslubda bo'ladi. Agar banda baxillik degan axloqiy kasallikka uchragan bo'lsa, onu şifalaş üçün onge sahiylikini mecburlanadı. Kolega bura pul verip, bose bana bir çare abarıp ver. Bana onge abarıp ver de yürüp örgatiladı. Mecburlanadı. Bir verip iki, üç, dört, beş, on bu genden keyin adatı eylenip kaladı da bakırlık yok alıp bunda sahiylik payda bulanadı. Sahiylik doğrusu da vaz kılınadı, nasihat kılınadı. Hemen arsanı demek alıp barıladı. Ana şu şekilde bunu davası buladı. Şimdi cisimini, dertlerini, hastalıklarını davalayıcı tabipler olsa, ruhunu, derdi, hastalıklarını davalayıcılar, bunlar ulamalar buladı. Ana şu ulamalar, ruhunu davalayıp, derdi kayırdı, bunu davası kayırdı, kan da kısa tüzeledi, hemmesinin çarelerini körüşedi, doğru yolga salışka hareket kılışadı. Şunu aytaylık ki, en muhim narsalardan bittesi, bedenini, cisimini, derdi bosa tüzelmeye yürse, olursa kutuladı. Egesi oldu tamam. O dert koşuldu, tıprakı kitti. Lekin dilini keseli bosa, ruhunu keseli bosa, organdayan kutulmaydı. Çünkü ruh olmaydı da. Ruh direktörüydü. Şunun için bende nihayette hüşşar buluş gerek.
ruhiy xastaliklar bilan, qalbida marazi bo'lib turib, dog'i bo'lib turib, kasali bo'lib turib o'lib qolishdan Xudo saqlasin. Chunki o'lsa o'zi bilan birga ketadi, tuzalmaydi, keyin nimasi yo'q, qutulolmaydi. Qutulolmaydi. Mana shu ma'noni biz nihoyatda yaxshi tushunishimiz kerak. Ana mashoyixlarimiz, ruhiy tarbiya ustozlari aytadiki, agar ustoz shogirdini misol uchun hirs, shahvatga berilgan kasallikka uchrab qolganini mulohaza qilsa, shu ikki narsani hech rioya qilmay oxirigacha yomonlab tashlasin deydi. Sen bu shahvat kasalligiga uchrabsan u. Bu undoq bo'ladi, bu undoq bo'ladi, bu do'zax, do'zaxni qarida undoqida, bundoqida deb oxirigacha yomonlab tashlasin deydi. Nima uchun desa, bu insonning tabiati shunaqa bo'ladi. Mana shu yerda ulkan katta bir hikmat bor. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda aytgan, auzu billahi minash shaytonir rajim, bismillahir rohmanir rohim. Zuyyina lin-nasi hubbush shahawati minan nisa'i wal qanatiril muqantarati minal fidda minaz zahabi wal fidda wal khaylil musawwama ila akhiri. Alloh taolo aytadiki, odamlarga shahvatlarni yaxshi ko'rish zinatlangan. U ayollardan bo'ladimi? Kilo-kilo tilla kumushlar bo'ladimi? Yasalgan markablar bo'ladimi? Nima bo'lsa ham havoyi nafsi xohlaydigan narsalar odamlarga zinatlab qo'yilgan. Zinatlovchi kim? Alloh. Alloh bandani shunaqa yaratgan. Agar shu narsa bo'lmasa dunyo obod bo'lmaydi. Insonda xohish, istak bo'lmasa, yaxshi bo'lay, farog'at qilay degan xohish bo'lmasa dunyo obod bo'lmaydi. Mana hozir kimdir uy quryapti, shu shahvati bor uchun quryapti. Uyni yaxshi ko'radi. Yaxshi yashay deydi. Uylanish ham shu. Boshqa narsalarga urinish ham shu. Demak, har bir bandaga Alloh taolo shahvatlarni muhabbatini qo'shib yaratgan. Bor bu narsa. Buni hech kim inkor qila olmaydi. Inkor qilganlar katta xato qiladi. Ana shuni, demak, insonning nafsi bu tarafga tortib turadi. O'zi tabiatida bor, birga qo'shilgan. Endi diniy ta'limot kelib, shahvat chatoq. Uyingni baland qilganingdan qiyomatda javob berasan. Ana uni yeganing bilan hali hisobi bor, deb buni urib turadi. Bu yoqqa tortadi, ta'limotlar bu yoqqa tortadi. Oxirida ko'zlangan mu'tadillik holati yuzaga keladi. Shuning uchun ba'zi bir ta'limotlarni bir narsani qattiq urib yuborganini ko'rganda, dunyoda yurib nima qilib yashab yuribmiz demaslik kerak. Bu insonning tabiatidan kelib, Alloh o'zi shunga mos qilib qo'ygan. Agar shu narsalarni shunchalik qattiq qoralab turganda shunday bo'lyapmiz, maqtab qo'yganda nima bo'lardi, Xudo biladi. Ana shu, shuning uchun oyat o'qiganimizda, hadis o'qiganimizda, ulamolarning gapini o'qiganimizda bu dunyoning orzu-havosini juda qattiq qoralab yuborgan bo'lsa tushunish kerak buni. O'zi shu kerak. Agar shu qoralash bo'lmaganda odamlarni umuman jilovlab bo'lmasdi degan tushunchani bilish kerak. Ana o'sha tarzda, demak, ruhni, nafsni mo'tadil ravishda tutib, kasal bo'lsa davolash ishlarini olib boriladi. Asta-sekin bu yo'lga qo'yilib, inshaalloh inson bad xulqliklardan, yomon axloqlardan, yomon sifatlardan sekin-sekin, demak, ozod bo'ladi, poklanadi, qalbi poklanadi, ruhi poklanadi, axloqlari sayqal topadi, go'zal bir holatga keladi. Endi ana shu ma'noda inson o'zini ayiblarini o'zi bilib olishi juda katta va muhim o'rin tutadi.